ki o ilk ve sondur. Görünürde olan ve gizlide durandır. Ve her şeyin üzerinde gücü ve kudreti olan O'dur. Ve bütün esenlik ve selam imamların, elçilerin imamınadır. Peygamberliğin mührüne, alemlere rahmet olan Seyyidina Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ve onun soylu ailesine, mübarek arkadaşlarına ve onları kıyamet gününe kadar takip edecek olan herkesin üzerine olsun. Ey müminler! Çok büyük bir aya girdik, rahmetli bir aya girdik. Mübarek Recep ayına girdik, Allah'ın ayına. Ve bu ay girdiği zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu duayı yapmaya başlardı. Allahümme barik lana fi Recep ve Şaban ve baligna Ramazan. Ey Allah'ım, bizi Recep ve Şaban ayında rahmet eyle ve bizim Ramazan ayına ulaşmamızı nasip eyle. Allah Subhanahu ve Teala yıl içinde belirli zamanlar yarattı ki mübarek zamanlar. Mübarek Kur'an'da Tevbe suresinde dediği gibi Rabbimizin, Bismillahirrahmanirrahim, şüphesiz Allah'ın nazarında aylar 12'dir. Ve Rabbimiz cennetleri ve yeryüzünü yarattığı zamandan beri bu ayların 4'ü mübarektir, kutsaldır. Doğru din budur. O yüzden kendinizi bu aylarda yanlış yapmayın. Bu 4 aydan birisi de Allah'ın ayı, Recep ayıdır. Peygamber Efendimiz bu ayı tarif ediyor. Bu mübarek ayın yüceliğini, üstünlüğünü tarif ediyor. Buyuruyor ki, Recep öylesine muhteşem bir aydır ki Allah Subhanahu Teala iyi amellerinizi çoğaltır. Ve her kim bu ayda bir gün oruç tutarsa Recep ayında tıpkı bir yıl oruç tutmuş gibidir. Ve her kim o ayın 7 günü oruç tutarsa cehennemin 7 kapısı, cehennemin kapısı ona kapanır. Ve her kim 8 gün bu ayda oruç tutarsa cennetin 8 kapıları ona açılır. Ve bu ayın içinde her kim 10 gün oruç tutarsa Allah ona her şeyi nasip eder. Ve her kim 15 gün bu ayda oruç tutarsa cennetten bir ses gelir. Sen şüphesiz senin yaptığın bütün günahlar affedildi. O yüzden iyi amellerini yenile denir. Allah Subhanahu Teala Nuh Aleyhisselam da bu ayda oruç tuttuydu. Bir başka Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Recep o mübarek aylardan biridir ki onun eğer bir kişi bir gün bu ayda oruç tutarsa ve temiz olarak orucunu tutarsa Allah'a tam itaatle cennetin kapısı dile gelir. Ona konuşma verilir ve kıyamet gününde o günde tuttuğu oruç tuttuğu o günde dile gelir ve ikisi birlikte dile gelirler ve derler ki Ya Rabbi onu bağışla derler. Ama orucunu tamamen Allah'a itaatle geçirmekte başarısız olursa onlar o zaman ona şefaat etmezler bağışlanması için. Onlar derler ki ya da başka bir ses der. Sizi kendi nefsiniz kandırdı. Allah Subhanahu Teala bize bu ayın şefaatine nail olanlardan eylesin. Nefsi tarafından kandırılanlardan eylemesin bu ayı. Ama bu ahir zamanda Peygamberimizin ümmetinden pek çokları tartışıyorlar. Konuşuyorlar. Diyorlar ki mübarek ay gibi bir şey var mı diyorlar. Recep ayı mübarek bir ay mıdır? Bu ayları kutlamak bidat mıdır diyorlar. Bu boş kafalılar düşünüyorlar ki bu şekilde düşünme yalnızca şeytandan geliyor ki Müslümanları kandırmak için. Allah Subhanahu Teala bize bu ayları nasip etti ki Rabbimizin bağışlamasına ulaşabilelim ki kaybettiklerimizi yakalayabilelim.
Recep ayının günleri ve geceleri Allah subhane teala tarafından mübarek kılındı. O en mübarek gecelerin ikisi vardır ki Regaib ve Miraç ayı bu ayda bu ayın içindedirler. Ve Allah subhane teala bize bu ayı nasip etti. Bahşetti. Kendimizi bu ayda hazırlayabiliriz Şaban ve Ramazan'a ulaşmak için. Bir evliya Allah'ın dediği gibi Recep tohumu ekme ayıdır. Şaban ayı da ona su verip düzeltme ayıdır. Ve Ramazan da ekinleri toplama ayıdır. Ve bu zamanda her ne ekiyorsak onu Ramazan ayında bunları toplayacağız. İyi şeyleri ekmek için koşturmalıyız. Hizmet için koşturmalıyız. İtaat için, itaati ekmek için, teslimiyeti ekmek için, muhabbeti ekmek için, Allah'ın sevgisini ekmek için, aşkını ekmek için koşturmalıyız. Eğer nefsani arzularımızı ekersek, öfkemizi, kıskançlığımızı, inatçılığımızı, gururumuzu ekersek, o zaman Ramazan ayında da bunları bulacağız. Çok dikkatli olmalıyız. Bu mübarek aylar ve gecelerin peşinden koşmalıyız ki çünkü bilmiyoruz. Bunlar bize bir daha ne zaman gelecek bilemiyoruz. Şeyhimizin, sahibi Seyf'in dediği gibi Allah makamını yükselsin, daima yükselsin şeyhimizin buyuruyor ki haftadan haftaya yıllardır söylüyorum. Şeyh Mevlana da söylüyor ve biz söylemeye devam edeceğiz. Mübarek günler ve mübarek geceler yaklaşıyorlar. Bu geceleri ciddiye alın. Bunları ciddiye alın. Sadece 5 gece var bir yılda, 10 değil. Senede 365 gün var. Ve sadece bunların 5'i çok mübarektir. Bunları tutamaz mısınız? Ne çeşit bir imanınız var o zaman? İmanınız nerededir? Bana özürler mi vereceksiniz? Bana 1 milyon özür bulun. Ama hiçbir işe yaramaz. Mümin kişiye hiçbir özür yeterli kalmaz. Eğer bir mümin kişi derse ki benim bir özürüm var. 365 günün içinde Allah için 5 günümü ayıramam ve onu peygamber için mi diyecek? O zaman ben senin imandan şüphe ederim. Biz burada oyun oynamıyoruz. Biz burada piknik yapmak için bulunmuyoruz. Biz burada sadece güzel vakit geçirmek ve çay partileri yapmak için burada değiliz. Bizler burada ibadet etmek içiniz. Ve ibadet etmek istemeyenler, onların benim yanımda yeri yok. Onların çok az bir zamanı vardır. Ve Allah'ın evliyası doğruyu konuşur. Allah subhane teala bizi bu Allah'ın mübarek gün ve gecelerine gerekli saygıyı gösterenlerden eylesin. Ve bizleri mübarek günleri, geceleri sağlam tutanlardan yazsın. Ve daima şeyhimizin huzurunda olalım. Sahibi Seyf'in bu dünya ve ahirette. Evliyalar Sultanımıza da uzun mübarek gün ve gecelerde uzun bir ömür dinliyoruz. Ona daha çok şefaat diliyoruz. Şifa gelsin vücuduna ki Mesih Aleyhisselam'ın zamanında onunla beraber ulaşalım.